Ahmet Tiryaki. 146 hattında Boğazköy, Bakırköy. Sabah 5.40 arabasıyım. 5.33'te hareket ettim. Yaklaşık 10 durak falan yolcu sayısı 1-2 idi. Bir anda Çiftaş durağı ve Kültür Merkezi durağı, bir de bir durak daha var. 3 durakta yoğun bir yolcu olduğunu fark ettim. Kapıları açtım ve arkadaşlara şunu söyledim, yolcu kardeşlerimize. Binmeyin, arkadan başka boş araç geleceğini 3-5 dakikaya kadar söyledim. Ama kimse de beni dinlemedi. Çok af buyurun, saldırır vaziyette bindiler. 3 durakta bayağı bir yoğunluk vardı. Şu sıkıntılı dönemde o yolcunun olması mümkün değil. Ben 3 seneden beri aynı hatta çalışıyorum. Bu dönemde böyle bir pazar günü mümkün değil. Ya niyet artık aramamak mümkün değil. Yani bu olaylardan sonra 3 gün öncesinde böyle bir sıkıntı yaşamadım haftaçı da. Pazar günü niye bu? Ertuğrul Arslan. 62 hattında çalışıyorum. 62 hattında pazar günü 6.15 saatinde o kadar yolcunun bir anda arabaya binmesi neredeyse imkansız derecededir. Orada şahsın bir tanesi arabanın arkasına doğru yöneldi. İnsanlara işte niye susuyorsunuz, niye 153'ü aramıyorsunuz, niye bu kadar çok yolcu alıyor bu adam, bakın işte 50-60 kişi var diye bu şekilde bir şeyde izahatta bulundu. Tabii sonradan da öğrendik, arkadan birisi kamerayla çekim yapıyormuş. Ben bunun bir kumpas olduğunu inanıyorum. Bu hatta pazar sabahı bu saatte bu kadar yolcunun olması imkansız. Hangi şoför arkadaşımıza sorarsanız sorun, hangi burada müşterimize sorarsanız sorun, böyle bir sirkülasyonun olması imkansız. Belediyenin bize verdiği sayıyı tutuyoruz biz. Ama işte dediğim gibi birisinin orada kamerayla çekim yapması, yolcuların arkaya gitmesini engellemesi bu şekilde bir mevzuya sebep oldu. Bana göre bilinçli yapıldı.